Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir. Zil buton açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine bir iğne oyası modelini tarif edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz yapılışı şu şekil göstereyim Arkadaşlar burada sinek kanatlarının üzerine fıstıklar yapılmış Üzerine de sık iğne ile taçlandırılmış ara suyumuzda Arkadaşlar bu şekilde e, tek tek fıstıklar konulmuş zürafaların üzerine modelimiz bu bu modeli sizler için tığa çevirdim Arkadaşlar Evet benim tığa çevirdiğim halide bu şekilde oluştu Arkadaşlar ben de aynı şekilde Sinek kanatlarının üzerine bu şekilde fıstıklar yaparak ve üzerine sık iğne ile taşlandırarak yaptım. Birebir aynısı olsun diye ara suyunda aynı oradaki gibi arkadaşlar sizler için ben de fıstık yaptım. Şimdi bir tane de sizlere göstereceğim. Evet. Birebir aynısını sizler için çevirdim. Biz de arkadaşlar tığ oyacılarda iğne modellerden bu şekilde faydalanıyoruz. Arkadaşlar bakın buraya ben sinek kanadı yaptım. Orada sinek kanadı diye. Siz isterseniz bunları kirpikte yapabilirsiniz. Tercih size ait. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek modelimize başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu fıstıkları yaparak modelimize başlayacağız. Aralarına üçer tane tığ battı Mesafesi bıraktım bir tane de arkadaşlar sizlere yapıp tarif etmek istiyorum bir defa doladım ve buradaki tığ battımın içine girip 1 2 ve 2 bu şekilde buraya minik bir trabzan yaptım bir zincirimi çekiyorum şöyle ipimi uzattım yine aynı şekilde trabzanın içine girdim şöyle bir zincir çekip ipimi uzattım 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde buraya bir fıstık yapacağız arkadaşlar. Hepsini birden topluyorum. Şöyle bir sık iğne. Yine aynı şekilde. Bakın arkadaşlar bu toplandığım aradan girip buradan çıkıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Tepesine 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde yine aynı şekilde 2 tane sık iğne yaptığım yerden girip giremedim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çektiğim zinciri sık iğne ile sabitledim bir tomurcuk yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Yine bu trabzanımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir. Zincir sayımız 3 arkadaşlar biliyorsunuz. Fıstığımız tamam. 3 zincirimi buraya yandaki tığ battıya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Buraya bir tane tığ battı yaptık. Yine 3 tane zincir. Evet. Bu şekilde buraya 12 tane arkadaşlar mesafe verelim. 12 tane tığ battı yapalım. 12 tane tığ battı mesafemiz tamam. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Şöyle tersine çevirdim. Tersindeyiz ve sık iğne ile buraya ipimi sabitledim. Tığ battım. 9 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Hemen bir tane tığ battı bırakıp, ikinci tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar, yine tekrar düz yüzüne dönüyorum ve bu sinek kanatlarımın düzgün, daha doğrusu şöyle biraz yere yapışmaması için bir tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir, 5 zincirimi çektim hemen ortadaki yaptığım yuvanın içine bu şekilde sabitliyorum. Buraya bir tane kirpik yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle yine tersini çevirdim 5 zincirimin içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Ve 8 tane zincir 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi şöyle çevirdim. Biliyorsunuz sinek kanadı biraz döne döne yapılıyor arkadaşlar. Bakın ilkini oluşturduk. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şöyle köşeye çeke çeke arkadaşlar bundan 5 tane yapacağız bu şekilde. Bir tane daha yapalım sizlerle. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 1 2 ve 3 zincir şöyle çevirdim 5 tane yapmış olduğum zincirli yuvanın içine 3 zincirimi sık iğne ile kapattım yine 8 zincir sıkı sıkı çevirdim bu şekilde sık iğne ile sabitledim dediğim gibi arkadaşlar şöyle her yaptığımızı köşeye çekerek bu şekilde buraya 5 tane sinek kanadı oluşturalım. Evet arkadaşlar sinek kanatlarımız hazır ve 8 tane de bu şekilde tığ battı yaparak devam ediyoruz. Aynı gösterdiğim bu fıstığı yapıyoruz arkadaşlar ara suyu olarak. Şimdi buradaki arkadaşlar bakın tığ battılarımızdan 3. tığ battının içine bu şekilde sık iğne ile beyaz ipimi buraya sabitliyorum bir defa tığımın başını da doladım hemen sinek kanadının bu 8 zincirli yerinden 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım buraya şöyle bir zincirimi de çekiyorum dibine ipimi uzattım fıstığımız için bu trabzanımız yuva olacak dibinde bir zincir uzattım 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane arkadaşlar topladım bu şekilde. Hepsini birden kapattım. Bakın buraya sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çekiyorum. Yine bu tırabzanımı sık iğne ile sabitliyorum. Bu artma işlemi arkadaşlar. Hem de buralardan yuva olarak tutturacağız şimdi turuncu taçlarını. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi bir defa doladım. Bakın trabzanı sabitlemeyi unutmayın. Turuncu yuvaya sinek kanadına değil bu 8 zinciri beyaz trabzanın içine sabitleyeceksiniz. Yoksa baya bir ayrık durur arkadaşlar. Unutmayın. Bir defa doladım. Yine turuncu yuvadan girdim. 1, 2, 2 bu şekilde bir trabzan yaptım yine bu fıstığım için yuva olacak arkadaşlar bir zincirimi çekip hafif ipimi uzattım bakın aynı boyda uzaltın 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde hepsini bir kapatıp buraya bir fıstık oluşturuyor bu şekilde arkadaşlar şimdi yine 8 zincirle aşağı ineceğim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ini de 8 zincirimi de trabzanın içine sık iğne ile sabitledim. Bu da ikinci fıstığım. Bu şekilde arkadaşlar şu sona kadar gelelim sonu da beraber yapalım. Evet arkadaşlar bütün sinek kanatlarını doldurdum. Şimdi de sonuncusu için şöyle bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. 1 2 atlayıp 3. tığ battımın içine 1 2 2. Bu şekilde fıstığım için trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle ipimi hafif uzattım. Yine 7 tane ilmek toplayacağız. 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeği yine topladım. Yine hepsini birden alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde fıstığımı kapatıyorum. 8 tane zincir. 8 zinciri buraya bu şekilde arkadaşlar tırabzanıma kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum dibine bakın. Bu şekilde hem sinek kanatlarının üzeri hem kenarları fıstıklarla doldurduk. Şimdi ipimi kesip yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle ters tarafını çevirelim modelimizi. Hemen yanındaki ikinci tığ battımın içinden girdim. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. İpimi buraya tutturdum. İkinci tığ battının içine. 8 tane zincir çekiyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu 8 zincirli aşağı inmiştik arkadaşlar bakın bu beyaz kısmının içine buraya kapatıyorum. Yine 8 zincir. 6 7 ve 8. Yine arkadaşlar buraya bakın tam dibine fıstığın tam dibine kapatıyorum 8 zincir gene 8 zincir. Yani sık iğnelerimiz için yuvalar hazırlıyoruz bu şekilde. Tüm fıstıkların dibindeki zincirlerden girerek yuvalarımızı kapatıyoruz. 6 7 ve 8. Şöyle zincirden sadece arkadaşlar. 4 5 6 7 8 Evet. Şimdi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sık iğneyi yapınca bunlar toparlayacak kendini. 8 zincir, sıkı sıkı 8 zincir. Bu da sonuncu fıstığımızın tepesi. Şimdi arkadaşlar yine 8 zincir. 6 7 ve 8. Bakın bir tane bırakıyorum. ikinci tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yuvam. Şöyle bir zincirle dönüş yaptım. Şimdi arkadaşlar 8 zincirin içine 12 tane bu şekilde sahte sık iğne yapacağız. Bu 1, bu 2, 3, 4, 4 5 6 7 şöyle arkadaşlar sıyırarak yapacağız bunun özelliği bu bombili durması için 8 9 10 bu şekilde 12'ye sıyıra sıyıra arkadaşlar doldurmamız lazım dediğim gibi arkadaş mesaj atmıştı 8'e zinciri 8 tane sık iğne sığdırıyorum arkadaşlar bol bol yaparsak 8'e 8 sığır ama böyle tırnağımız da çekersek bu bombililik için 12 tane doldurmamız şart yoksa düz çubuk gibi olur sıradaki 8 zincirli yuvaya sahte sık iğne ile geçiyorum bu bir bu iki bu 3. 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle arkadaşlar demin dediğim gibi tırnağımla çekeceğiz. 8, 9, 10, 10. Zaten bizim amacımız da şu şu bombili vermek. Düz çubuktan ziyade. 11. 12 bu şekilde 12 tane arkadaşlar sık iğne doldurarak tüm yuvaları dolduracağız şöyle çeke çeke tabii ki şimdi tüm geri kalan kısmı da ben doldurayım arkadaşlar fazla vaktiniz gitmesin Evet arkadaşlar tüm yuvaları bu şekilde doldurdum dediğim gibi zorla sıyırarak aldırmak için uğraşın Çünkü bu bombillik için bu güzellik için değer arkadaşlar bakın Hemen sonucuyu da yine aynı şekilde sık iğne ile sabitliyorum buraya bir zincirimi de çekip ipimi kopardım. Evet arkadaşlar bakın modelimiz çok hoş ve çok zarif oldu yapımı da gördüğünüz gibi kolay arkadaşlar arasını da birebir aynısını sizler için tasarladım bu şekilde şöyle net bir göstereyim ve. Bu da motifimiz. Kalıp gibi oldu arkadaşlar. Sık iğne ve fıstık olduğu için sert bir görünümü oldu. Sinek kanadının üzerine yapılan fıstıklar ve fıstıklarımızın tepesindeki tacımız arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif oldu. Arkadaşlar bunu mevlüt örtüsünde havlu kenarında da değerlendirebilirsiniz. Tek renk yemelilerde istediğiniz renkte de değerlendirebilirsiniz. Evet modelimizin yapılışı bu arkadaşlar. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanızı bekliyorum. Sadece iğne oyasına modeline bakıp kaçmayın arkadaşlar. Yapılışını da izleyerek bana destek olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.